İsmul mebniyyu. Evet, mebni isim. İsim burada mevsuf, mebni sıfattır. Dolayısıyla ikisi harfi tarifte uyumlu. Dammelerde uyumlu. Müzekkerlerde uyumlu. Yani el ismul mebniyyetu denmez. Uyumları görüyorsunuz. Kaç uyum var? Bir. İrab'da yani son harekelerinde. İki. Adette yani sayıda. Üç. Marife olmada. Dört. Müzekker olmada. Üçünde de uyumlu görüyorsunuz. Tabi adet el ismul mebni adette uyum illa şart değil. Bazen iki kişiye bir sıfat gelebilir. Onu sildim. Üçünde uyum görüyorsunuz. Marife, marife. Müzekker, müzekker. Dammeli, dammeli. Ve huve el ismul lezi. İsmul mebni nedir? İsmul lezi öyle bir isimdir ki, evet, la yetegayyeru şeklu ahirihi. Ahirinin şekli la yetegayyeru, değişmez. Ma'a tegayyuri vazifetihi filmle. Cümledeki vazifesine göre değişmez. Cümlede nerede olursa olsun bu kelime mebni, ister fail, ister mef'ul, ister işte mudafı ile olsun, değişmez. Fil cümleti. Ve nehuzu misalen lizalikel ismi el mevsul. Mesela ismul mevsul. Bunu alalım ele. Fi selasi ayatin kerimetin. Ayet, üç ayeti kerimede bakalım. Ellezine. İlk. Bu isimdir ellezine. Harf değil. İsm, zaten adı üstünde. İsmul mevsul. Evet. El ismul mevsul. El ismul mevsul. Mevsul sıfattır. Mudafileyt değil. El ismul mevsul. Tıpkı el ismul mebni. El ismul mevsul. Yani ellezine. Bakın ayetlerde hep ellezine geçiyor. Hiç değişmez. Yani ellezine sondaki nun haş değil. Hiç değişmiyor. Ve kâle. Ayet şöyle. Ve kâle ellezine keferû li rusulihim. Evet. Burada kâlenin faili ellezinedir. Onlar ki kafir oldular. Resullerine dediler. لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا. Sizi mutlaka çıkaracağız. مِنْ اَرْضِنَا. Arzımızdan, yerimizden. اَلَّذ۪ينَ اِسْمٌ مَوْسُولٌ. Bakın. İsmun mevsulun. Eğer harfi tarif olsa el ismul mevsulu. Harfi tarif yoksa ismun mevsul diyeceksiniz. İsmun mevsulun. Mevsul isimdir. Mebniyun. Mebnidir. İkinci İrab kelimemiz. Ne özellikle mebni olduğunu tabi söyleyeceğiz. Fethati, kesreti, dammeti demiyoruz. Mebniyun alel fethi. Fetih üzere mebnidir. Ellezine. Daha sonunda ne? Fetha var. Fi mahalli ref. Ref mahallindedir. Niye? Çünkü faildir. Fail. Kale lezine. Ve kale ta'ala. Senecizillezine yasdifuna. Evet. سَنَجْزِ الَّذ۪ينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ. الَّذ۪ينَ burada necziden mef'ulu bihidir. İsmun mevsulun. Mebniyun alel fetih. الَّذ۪ينَ hep mebniyun alel fetihdir. فِي مَحَلِّ نَسْبِ. Nesb mahallindedir. Niye? Mef'ulu bihidir. وَقَالَ تَعَالَى اُعِدَّتْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ. اَلَّذ۪ينَ اِسْمٌ مَوْسُولٌ. Tabi burada lam. Yani gerçekten güzel irab öğreniyoruz. Yani burada اَلَّذ۪ينَ tek yok. Lam da var. İrab yaparken bu lamı atlama. Lamı önce yap sonra. اَلَّام حَرْفُ جَرْ dedik. Şöyle devam edelim. Lam harfi cerdir. Şimdi mebni diyeceğim ben ona. Harfler çünkü mebnidir. Mebniyun alel kesir. Bakın li. Orada lillezine. Mebni alel kesir. Bitti. Yani harfi iki şekilde yapıyoruz. Ne diyoruz? Lamul cer mebniyun alel kesir. Evet. Vellezine ismun mevsulun
Ne üzere mebnidir? Mebniyun alel fetih. Hangi mahalledir? Fi mahalli cer. Niye? Billam. Lam ile. Yani harfi cerdir. Ve yulahazu min el-i'rabi es-sabiq enel, yani şu anda işlenen i'rab'tan anlaşıldı ki, anlaşılıyor ki enel ismel mevsule, ism mevsul lam yetagayyar şeklu ahirihi, sonun şekli değişmez. Alel ragmi min tagayyuri vazifetihi, vazifesinin tagayyuruna rağmen bil ayatil kerimeti, ayeti kerimelerde. Evet. Lizalike nekulu, bu nedenle biz deriz ki innehu ismun mebniyun, o mebni isimdir diyoruz çünkü ahiri değişmiyor. Ve leallahu, umulur ki minel müfid, faydalı ola el işare, bir işarette bulunarım ila ennel ismel mebniye, ismi mebni tukadderu fihi hareketul binai, bazen mebnilik harekesi hasf, yani mukadderdir. Burada da mukadderdir. Ve min zalike el munada, mesela munada el müfred el mebni kablen nida, mesela nidadan şöyle, ve min zalike el munada, munada müfred mebnidir. Yani münaday müfred mebniyun kablen nida. Yani nida harfinden sonra gelen de mebni oluyor. Ne gibi mesela? Nida harfi bakın. Ya sibeveyhu diyoruz. Bu münadadır. Ve bu münada tabi müfret şeklinde gelmiş. İşte bu da mebnidir. Nida harfinden sonra şöyle münada diyoruz sibeveyhiye. Mebniyun ala dam el mukadder diyoruz. Çünkü sibeveyhu okunmaz. Bu meşhur sibeveyhidir. Ya sibeveyhi. Evet. Bu ya sibeveyhi, sibeveyhi şeklinde yazılır. Dolayısıyla münada olan sibeveyhi kesra üzerine yazıldığı halde mebniyun ala damdır. Ama mukadder dammedir. Muni'a min zuhuriya iştigalul mahal bi kesril bina. Çünkü o mahallin iştigali vardır. Kesretil bina il asli. Yani asli kesra binadan, yani onun bünyesinden olan kelimenin bünyesinde olan kesra orayı işgal etmiş. Bu nedenle mukadder diyoruz buna. Mukadder damme. Mukadder dam. Evet. Damme değil. Çünkü mebniler ala damdır. Fi mahalli nesb. Nesb mahallinde bu şekilde. Niye nesb mahalli dedi? Bi kesreti bina il asli fi mahalli nesb. Bu nasb mahallinde oluyor. Ama bu olmadı. Çünkü nasb mahalli münada, evet münada nasb mahallidir. Burada nasb almamasının sebebi kendisi müfret olmasından dolayıdır. Bir de ondan sonra bir işte mudaf ile yok. Yani müfrettir. Öyle diyelim. Eğer mudaf ile alsaydı işte ya katibel medreseti mesela. Ya katibel medreseti. Medrese orada katip kelimesinin yazıcı yani. Onun mudaf ile olduğu için katibe orada mensup oluyor. Nasb mahallidir. Yani münadalık bir kere nasb mahallidir. Onu bilelim. Burada nasb olmamasının sebebi, yani niye aleddam dedi? Mebniyun aleddam dedi. Çünkü bu müfret bir münadadır. Bakın. Münadal müfret. Bu münadal müfret dam üzerine mebnidir. Ama münada mudaf şeklinde ise katibel medreseti gibi, o zaman
nasb mahali oluyor. Yani mebniyen alel feteh diyecektik. Ve yezheru eseru dam fi tabi'i ila bazen tabi'te de yine damme zahir olur. Yani kendinde olmaz ama tabi'te olur. Mesela ya sibeveyhi el alimu, bakın onun sıfatı olduğu için onunla aynı irabı alacak. Burada zahir oldu. Çünkü bu mu'rab bir isimdir. Bu ise mebnidir. Burada işte onun dam üzerine damın burada eseri burada görünüyor. Yani bunun merfu olduğu, harfi ya'dan sonra gelen müfred kelimenin merfu olduğu burada işaret ediliyor. El-alim burada nedir? Na'attır. Yani sıfat merfudur. Niye merfudur? Alamet-u rafi'e dammetü. Niye merfudur? Çünkü tabi'attır. Kendisinden önceki mevsuf olan ve münada olan sibeveyhiye tabidir. Münada müfred geldiği zaman bir daha diyorum merfudur. Eğer münada işte mudaf olarak gelse o zaman mensup olur. Onu da söyleyelim. Ve yecuzu en nesbu fi kelimetil alem, yani alem, alim kelimesinde mensup da diyebiliriz. Ve zalike bin nazri fi mahalli kelimeti sibevey, sibevey kelimesinin mahallinde ve huve en nesb. Yani sibeveyhin mahallinde bulunması cihetiyle, yani münada mahallinde bulunması cihetiyle ona yine nasb şeklinde de okunabilir. Yani el-alime. Demek ki müfredi nasb şeklinde de okumak oluyor. Fî mehalli kelimeti sibevey ve huve en-nasbu. Çünkü sibevey nasb mahallindedir. Evet. Bunu da bu şekilde elhamdülillah atladık. Mebni isimleri de gördük. El esmaul mebniyetu kemayeti. Şimdi mebni isimler tabi tam bitmedi. Onların bu sefer çeşitlerini göreceğiz. İnşallah. O mu'rab isimlerin iki çeşit, üç, bir sahih isimler vardı mu'rab'da. Bir de mu'tel olanlar vardı. Mu'tellerde de işte maksur bir de menkus vardı mu'tel isimlerde. Burada ise mebni isimleri biz inceleyeceğiz. Bakalım kaç çeşit mebni isimler vardır.